Damla Damla Hoppala Nereden çıktı şimdi bu mola Bu veda hiç olmadı finale çok az bir zaman kala Kimin aklına gelirdi koyacağın eşyalarını bavula Geleceğin gün seni karşılamak için çıkacaklar hayranların yola Unutmayacaklar seni hiçbir zaman asla Damla! Damla! Evet efendim Survivor Extra'ya e hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özleri, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ile birlikteyiz. Survivor 2024 All-Star'a maalesef Damla bu gece itibariyle veda etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Tabii ki yorumcularımız Damla ile ilgili yorumlarını yapacaklar. Ama Murat abicim ben sizin yüksek tonda bağırarak ayağa kalkarak şiir okumanıza o kadar çok alıştım ki maalesef bu şiir bana şu anda yetersiz geldi. Bence izleyenlerimiz de böyle düşünüyordur. Sevgili yönetmenimiz Tuğba'dan rica edeceğim ben tekrar müziği ve lütfen Murat abicim. Benim Murat Aa, olmaz yani. Böyle Peki. bir şiir okuma olmaz. Peki. Evet alkışlarla evet. alkışlarla Bravo. Murat abi tekrar sahneye alkışlarla. damla damla hoppala nereden çıktı şimdi bu mola bu veda hiç olmadı finale çok az bir zaman kala kimin aklına gelirdi koyacağın eşyalarını bavula geleceğin gün seni karşılamak için çıkacak hayranların yola unutamayacaklar seni hiçbir zaman asla Damla, Damla! Bravo! Üçüncü bölüm süren diken şu anda Damla hayranları televizyonda gözyaşları sel oldu. Neden böyle oldu biliyor musun? Çünkü ben Damla'nın gidişi beni çok etkiledi. Onu ben farkındayım. Zaten evet. e, biz yani, izleme yaparken de evet. sizdeki o duygusallığı hissettim. Damla'yı ben çok sevdiğim için hep böyle damlaya damlaya göl, göl olur, olur göl. damlaya damlaya göl olur ve onun o güzelliği, zerafeti, gülen yüzü, gülen yüzü, hiç çizgisini bozmaması, gözleri, gözleri hayranıydım ben onu. Yani ben onu çok yıllardır hayranıydım ve damlanın gidişi beni o kadar etkiledi ki şiirimi de okurken hüzünlendim. Fakat sen öyle bir gaza getirdin ki sanki ben bir anda ayağa kalkıp bir anda böyle hareketlendim. Sana da teşekkür ederim beni hareketlendirdiğin için. O duygusallığımı üzerinden atmama yardım ettiğin için Furkan dede seni yürekten kutluyorum ve diyorum ki bu kadın hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Neyse o oldu. Yani survivor'da ileri gideceğim, ileri gideceğim diye hayranlarını üzecek herhangi bir harekette bulunmadı. Damla her zaman o sakin, oturaklı damla olmaya devam etti. Elendi olabilir. Survivor'dan ilk elenen damla olmadı ama çizgisini bozmaması, hayranlarını üzmemesi, beni üzmemesi ve bu masada kaç aydan beri onunla ilgili yaptığımız eleştirilerde hiç dozajın artmaması. Yani ufak tefek tabii ki Kimse dört dörtlük olmaz. Onun da orada adada ufak tefek hataları olmuş olabilir. Ama velakin hiçbir zaman Damla şunu yaptı, sansasyon yarattı, Damla bu olayı çıkardı demedik. Çizgisini hiç bozmadı. O zerafetin o güzelliğini bozmadı. Gönlümüzdeki kurduğu tahtı hiçbir zaman sonlandırmadı. Damlaya damlaya göl oldu, seller oldu, şelaleler oldu. Survivor'dan ayrıldı ve şu lafı da çok güzel. En sonda söylediği lafı şu. Diyor ki şansımı hayatta başka noktalarda arayacağım. Evet Damlacığım sen her zaman sana her şey layık. Allah yolunu açık etsin. Seni öpüyorum Damlacığım. Niye başka noktalarda arasın abi? Ne güzel Survivor var. Öyle dedi ama kendi diyor. Şansımı Yıllardır hayatta kopuluyor. başka noktalarda arayacağım. En çok konuşulan yarışmacılardan bir tanesi çok seviliyor dışarıda. Ben hep Damla diyen insanları duyuyorum. Şöyle yani şimdi şansımı derken şimdi şampiyonluk hayalleri vardı belki kafasında. O şansı elde edemediği için başka yerlerde arayacağım diyor. Yani tabii şampiyonluk kolay değil. Evet. Şimdi ciddi bir performans ister. Damla'da performans var ama şu anda e, kalan yarışmacıların arasında birazcık daha yüzdesel olarak aşağıda kaldığını da söylemeden geçemeyeceğiz. Buyursunlar Hanzade Hanım. Evet sevgili Damla'ya çok geçmiş olsun diyorum. Tabii ki bize unutturdu performansı, başarısı ve bugünlere gelmesiyle ama hatırlarsanız Damla gitmeden, adaya gitmeden çok kısa bir süre önce ameliyat olup gitmişti. Yani bir azmin zaferidir aslında Damla'nın orada başarılı olması, bu sezona kendini tekrar hazırlayabilmesi. Çünkü evet bir hazırlık sezonu oldu sonrasında Sakatlık oldu ve kısa bir süre kala ameliyat olup tamamen kendi azmiyle e, ve başarısıyla iyileşip adaya gitti. Ve adaya gittiğinde de hani acaba Damla ne yapacak vesaire dediğimizi hatırlıyorum ben ilk bölümlerde. Ama o günleri çoktan unuttuk. Çünkü Damla çok iyi bir performansla yani tabii ki yüzdesi şu an en iyi değil. Belki de en sonda ama artık gelmişiz 5. E, 6. aya. Yani dolayısıyla ilk 10'a girmek çok... E, Bence büyük bir başarıdır. Hiç küçümsenecek bir şey değil. Dolayısıyla damlayı gerçekten tebrik ediyorum. All Star'ların da All Star'ı bir sezonda performans ön plandayken yarıştı. Onun sevenleri zaten çok ve hala da bunu hissettiriyorlar. Yapılan bütün işte dans yarışmaları vesaire şarkı yarışmalarına ne kadar sempatik olduğunu, ne kadar sevildiğini hem bize hissettirdi hem de kendi de umarım orada hissetmiştir. Çok toplara girmediği bir sezon oldu. Performans senesiydi. Belki de dedi ki ben de performansında burada kalacağım. Benim bütün enerjim performansıma gitsin. Bu da bir tercihtir bu arada. Hani hatırladığım bir Alena ile tartışması var. Bir Çile'den çıktığı an. Bir de Onun dışında hani Damla ne yaptı? Damla neye kızdı? Damla niye böyle yaptı? İyi veya kötü böyle çok büyük bir eleştirimizi aldı veya çok büyük bir e, yani yorumların döndüğü bir gece hatırlamıyorum Damla ile alakalı. Onu hep maçlarda oyunlarla alakalı yorumladık. Dolayısıyla tertemiz bir sezon. Tebrik ediyorum. E, ellerine sağlık. Çıktığında bence o da hani bunu niye yaptım? Şunu yapmasaydım şu olurdu. Bunu yapmasaydım bu olurdu. Şöyle yapsaydım giderdim. Böyle yapsaydım kalırdım gibi bir Düşüncelere kapılacağını hiç sanmıyorum. Tertemiz bir sezon. Geçmiş olsun Damla, ellerine sağlık. Buyurun efendim. Evet geçmiş olsun. Sevgili Damla bugün veda etti. Ee, üçüncü sezonu Damla'nın. Yani üç sezon hepsini böyle tek tek düşündüğüm zaman e, galiba performans olarak, evet çok kötü değildi ama performans olarak diğer sezonların biraz gerisindeydi. Bunun nedenini biraz ameliyatına ve biraz da ee, vücut kitlesine bağlıyorum Çünkü Damla'nın daha önceki sezonlarda Daha kaslı olduğunu Biraz daha güçlü geldiğini biliyorum Survivor'a Burada biraz daha böyle hanımefendi Biraz daha böyle ince bir fizik e, Belki de çok hazırlanamadığım Bilmiyorum onunla da alakalı olur. Çünkü cimnastik orijinli bir sporcu Ve daha önceki sezonlarında Biraz daha sanki başarılıydı yani Diyeceksiniz ki All Star zaten bir tane daha All Star'ı var yani Orada da çok ciddi rakipleri vardı Yine Nagihan'la ve ee, Merve'nin de olduğu galiba çok ciddi rakiplerin yarıştığı e, senede de e, iyi yerlere gelmişti. Son dönemde sadece bir sakatlık yaşamıştı ama hatırlıyorum yani performans olarak daha iyi olduğunu hatırlıyorum. Ama e, onun dışında evet yani ben de her şey katılıyorum temiz bir sezon geçirdi. E, sadece ve sadece ayağına biri basınca tepki verdi. E, i̇şte o da zaten sayılıdır ve gidip de kimsenin ayağına basmadı. Böyle bir şey söyleyebiliriz. Sezona damga mı vurdu? Hayır. Sezona damga vurmadı. Ee, geri planda mıydı? Eleştirilecek noktalardan biri. Evet biraz geri plandaydı. Belki de hatta biraz Seda'nın da geri planındaydı. Biraz da e, onun etkisi de vardı. Ama e, Hanzaden'in şu sözü çok güzel bir söz. Yani çıktı zaman hiçbir <laughs> şeyden pişmanlık duymayacağı bir e, sezon geçirdi. Ama sadece şununla ilgili üzüntüsü olabilir. Başarıya biraz daha alışkın olduğu için Survivor'da. Ee, biraz daha iyi olabilir miydi? Evet şimdi bakıyorum bugünkü düelloya mesela e, ee, düelloda hiç hayat vermedi ya. Yani düelloda biraz daha zorlamasını beklerdim. Eski damla olsaydı düelloda kesinlikle böyle olmazdı ama eski damla gücünde değil. Belki de o da biraz artık o gücünü kaybetti orada. Ama sağlık olsun, geçmiş olsun. Ee, hayatına başka bir yerde bir şeyler dedi. Orada ben de takıldım. Hayallerime. Ama, hayallerime ama ben Hayalim yani e, daha damla şey yani gencecik ve daha güçlü şekilde tekrardan Survivor'a geri dönebilir bence. Ee, yani her gidenin bir hayal kırıklığı oluyor ya. Belki Nagihan da böyle bir şey söylemişti ama ben birkaç sene sonra tekrardan Damla'yı izlemek isterim. Şimdi tabii ki bütün yorumcular Damla'nın çok fazla olaya karışmadığını söylediler ama bunu biz Damla'ya sorsak en problemli sezonlarından bir tanesini geçirdim der Damla. Özellikle Nagihan'la olan tartışmasında hatta o tartışmadan sonra verdiği röportajları iyi hatırlıyorum. Beni bu zamana kadar hani Survivor'da hiç böyle görmediniz. Ama nedense bu sene Nagihan'la birbirimize girdik tarzında röportajları var. Ee, onunla ilgili neler söylemek istersiniz Nagihan'la olan tartışmasıyla ilgili Murat abicim? Şimdi tabii ki yani baktığın zaman Survivor'da kaç aydan beri ne tartışmalar oldu, ne olaylar oldu, ne kavgalar oldu, ne sansasyonlar oldu, ne olmayacak şeyler oldu. Tabii ki Damla'nın da Nagihan'la arasında bir olay oldu ama şimdi diğerlerinin 10 tane ise damların bir tane oldu. Diğerlerinin 20 tanesi ise damların 10 tane oldu. Nagiyan'la olan olayı da tabii ki önemli bir olay olmuş olabilir ama diğerlerinin yapmış olduklarının yanında 12 yani böyle çölde iğne gibi bir şey yani. İşte şöyle, Damla'nın bu yaptığı tartışmalar Survivor için küçük, Damla için büyük tartışmalar. Heh, yani Damla'nın hikayesine baktığımız zaman olabilir. Damla hiçbir tartışmaya girmeyen Bravo. bir insan. Ama bu sene Survivor'da o kadar çok olay oldu evet. ki Damla'nın yaptığı konuşulmayacak düzeyde. Bir tane isyanı var mesela hani sen şimdi söyleyince aklıma geliyor. Bir tane de isyanı var prodüksiyona karşı bir isyan et, yaptı. Bir oyunda böyle dedi ki ne bu oyunu koydunuz filan falan diye bir şey oldu. O da tabii ki yani akıllarda kalabilecek isyan, bir şey. O isyan değil dinamit attı o. Ha, işte, o, o... <laughs> ama şöyle yani şimdi o dinamiti attı ama ben şundan bahsediyorum. Hani karşılıklı bir e, şeye girmedi. Karşılıklı evet. bir olaya girmedi. Karşılıklı bir kavgaya girmedi. Karşılıklı bir sansasyona girmedi. İşte böyle hayranlarını üzecek bir şeye girmedi. Ondan bahsediyorum ama Nagihan'la dediğin tabii ki oldu. Şimdi 5 aydan beri kimler neler yaptı da damların bir tane yaptığı da tabii ki unutulmayabilir ama o onların yanında çok az kaldı. Onun için de çizgisini hani ona çizgisini bozmadı denir. Yani kesinlikle. anlatabiliyor muyum Yani ben özellikle Dışarıda insanlardan aldığım tepki Damla ile ilgili çok pozitif. Çok destekleyeni vardı. Evet. Bu sene işin içinde SMS olsaydı Damla buralarda eğlenmezdi. Ciddi bir destekçi kitlesi var. Zaten güzel bir kadın. İnsanın baktıkça bakısı geliyor. Bir kere esnek, estetik. Şimdi tabii ben onunla ilgili biraz yorum yapmak istiyorum. Çünkü Survivor'da ciddi bir değişim geçiriyor. Yani bundan 5 sene önceki Survivor ile şimdiki Survivor da bir değil. 3 sene önceki de bir değil. Geçen sene bile geçen seneyle bile bir değil. Yani Survivor gitgide daha çok güç isteyen bir oyun haline geldi. Geri kalan kadın yarışmacılara baktığımız zaman da daha esnek olan kadınların, daha hafif olan kadınların kaldığını görmüyoruz. Daha güçlü olan kadınların kaldığını görüyoruz. Önceden Survivor'da statik oyunlar olurdu. Şu anda bu minimum düzeyde. Hemen hemen yok diyebiliriz. Şimdi artık oyunlar tamamen güç gerektiriyor. Damla evet kendine göre güçlü bir kadın ama Damla'nın farkını ortaya koyan aslında jimnastikçi olması. Esnekliği yani statik bir oyun olsaydı mesela bugün Damla birinci çıkardı o oyundan bence. Ama şu anda Survivor'da bu tarz oyunları göremiyoruz. Mutlaka değişkenlikler olacaktır. Hani bugün 3 sene önceki Survivor'ı çok değil 3 sene önceki Survivor'dan birkaç oyun izleyelim. Hepimiz deriz ki vay be ne kadar değişmiş Survivor deriz. Survivor da kendi içinde bir başkalaşım gerçekleştiriyor. Ama sana... <laughs> Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Survivor ilk başladığı zamanlar damla fırtına gibi esiyordu ve Diyorduk ki mesela ben diyordum ki vay Damla'ya bak bu seneye Damga vuracak. Damla nasıl iyi geldi, iyi hazırlanmış falan diyorduk. Ama o omzunda bir sakatlık oluştu. O omzundaki sakatlık hala devam ediyordu. Ve birazdan oyunlardan da bahsederken ben o noktaya da değineceğim. Çünkü Damla'nın o omzundaki problem Damla'nın atışlarını yüzde etkiliyor. Ve Damla bugün de o omzundaki... Sakattıktan dolayı gerçek damlayı biz izleyemedik. Ha, Survivor'un başında niye izliyorduk damlayı? Çünkü o sakatlığı yoktu, gerçek damla vardı. Ama o sakatlığı damlanın çok hem psikolojik olarak etkiledi, hem atışlarını etkiledi. Hem moralini etkiledi ve Damla'da o sakattan dolayı bir çöküş başladı. Murat abicim, Damla şu anda tabii ki sakatlık etkilemiştir ama şu anda elimizdeki listeye baktığımız zaman içeride 9 tane yarışmacı kaldı. Allah'tan kadın erkek dengesi sağlandı bu zamana kadar Survivor'da. Çünkü o denge kalktı ya, kalktıktan sonra üst üste kadınların gitmeye başladığını görüyoruz. Şu an içeride zaten 3 tane kadın kaldı. Hı. Merve, Seda, Nefise. Üçünün de ortak özelliği bence çok güçlü olmaları. Yani o yüzden çember daraldı. Yani şu anda kalan yarışmacılar gerçekten hepsi birer şampiyonluk adayı gibi hissediyorum. Ben size ekleyecekleriniz vardı. Ee, daha doğrusu sana bir cevabım olacaktı. Birçok söylediğine katılıyorum. Şu hariç yanlış anlamış olabilirim. Hani Damla'ya sorsam bu sezon aslında fazla olay yaşamadı gibi gözüküyor ama en zorlandığım sezonlardan biri oldu derdi mi dedi sanki? Nagihan'la olan evet. tartışması mesela. Ben hiç bu Nagihan'la tartışmaya girmemiştim. diye röportajı var ya o yüzden. Ha, yani ben şöyle düşünüyorum. Bu sezon... Ee, hepsi birbirini tanıyarak gitti ya mesela Nagihan ve Damla gibi isimler özellikle hani daha böyle nefise özgürlerden bahsetmiyorum daha da eski yarışmacılar çok biliyorlar birbirlerini artık karakter olarak da biliyorlar dışarıda görüşüyorlar da biraz böyle hani burada bir olay yaşıyoruz ama dışarı devam etmez gibi de bir zihniyet var. Dolayısıyla ilk gittiğinde ilk sezonlarda bir veya ikinci sezonunda yarışmacıyken daha böyle sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Şimdi artık burada Damla da Nagihan'ı biliyordu Nagihan da Damla'yı. O yüzden bence hani Damla hiç olaysız bile geçirebilirdi bu sezonu ki bahsettiğimiz 5 aylık bir süreç konuştuğumuz 2 ya da 3 ses yükseltme yani neredeyse yok denebilecek kadar az. Buyurun İhsan Bey. Yani evet ben sana katılıyorum ya belki o dediğin olay Damla için çok yüksek bir olaydır ama e, bence de öyle aslında bir gün falan konuştuğumuz bir olaydı bizim için de bir gün konuştuk ve geçtik. Biz bazı yarışmacıları 50 gün konuştuk yani 50 gece konuştuk aynı olayları 3 gece konuşmak durumunda kaldık. O dediğin olay mesela biz bir gün konuştuk ama belki de Damla onu şu an kafası diyordur ki ne kadar olaya karıştım. Ya. Yani öyle muhtemelen mi? öyle olabilir. Katılıyorum ben sana. Ee, güç kısmında hani Survivor'ın geldiğimiz e, bu noktasıyla geçmişi kıyaslarsan sen neler söylersin? Yani evet biraz daha böyle Survivor bir yere doğru evriliyor. Yani zaman içerisinde biz bunu görüyoruz zaten. Çünkü iş biraz daha böyle oyun ve oyun sonunun e, değişmesiyle e, evrildi. Daha statik oyunlar azaldı. Ee, onlar biraz daha böyle ödül ve eğlence oyunu döndü. İş böyle daha atış atış tarzlarına vesaireye doğru dönüştü. Hız ve atış soru daha ana etken oldu oyunlarda. Ve dolayısıyla daha hani o esneklikler ee, ne bileyim ee, ondan sonra işte statik oyunlar, denge oyunları biraz daha geri planda kalınca damla gibi jimnastik orijinli böyle ee, o tarz gelen yarışmacıların biraz dezavantajını olmuş olabilir. Ama ee, halk neyi istiyorsa aslında oraya evriliyor. Yani hangi oyun daha çok izleniyorsa hangi oyun sonu daha çok beğeniliyorsa iş biraz da oraya doğru gidiyor. Ee, buna da şanssızlık diyebilirsiniz. Damla'nın da kendini o konularda geliştirmesi lazım ama zaten açılışta da söyledim. Damla her zamankinden biraz daha kilosu zayıf gitti. Evet. Yani, en ince Survivor'a Survivor gitmiş olabilir. Yani Damla'ya böyle bakınca böyle hanımefendi fiziği var. Damla daha önceki sezonlarda sanki oh, bir has. sporcuydu. Yani daha kaslı, daha güçlü. Onu zaten hissediyordun. Parkurda da hissediyordun. Bu sene onu hissedemedin ama Murat abi doğru bir şeyden bakıyor. Yani bir omuz sakatlığından çıkıp geldi ama omuz sakatlığını yaşayarak devam etti. Geçtiğimiz gün Hakan atip onun hepsine selam var. Buradan geçmiş olsun. Evet. Omuzundan ameliyat oldu mesela. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ee, Mustafa Hoca omuzun Sen bu omuzla nasıl yarıştın demiş. Kırık varmış omuzunda. Bağlar kopukmuş. Yani mesela yarışmacı bilmiyor. Orada belki bazı yarışmacılar da şu an o durumda. Yarışıyorlar. Yarışmaya çalışıyorlar. Ama bir geliyor bir ameliyata giriyor bir bakıyor aslında kırıklar var kopuklar var. Yani belki şu an damlada da bir şeyler bilemiyoruz yani. Muhtemelen yani her çıkan böyle hani araba bakımına girer ya. Her çıkan yarışmacı da böyle bir hastaneden bakımdan geçiyor gibi bir durum var. E, hepsine çok geçmiş olsun. Bu arada tabii ki bundan sonraki sezonlar içerisinde bir değerlendirme yapacak olursak. Sanki güçlü kadınların daha mı çok avantajı oluyor? Yani... Ama hızlı o, ve güçlü olması lazım bir. Hızlı anda. ve o güçlü. Yani mesela yani. adımları büyük olan kadınların daha çok avantajı mı oluyor diye düşünüyorum. Hani genel bir değerlendirme yaparsak siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi Seda tam tersi bir örnek ama Seda da çok çevik bir kadın. Hani çok hızlı, çabuk bir kadın. Yani Seda gibi yarışmacıları çok bulamayız. Ama hani mesela voleybolcu kadınlar daha mı avantajlı survivor'da diye düşünüyorum. Ne dersin? Bir kere voleybolcu kadının e, yani kütlesi biraz daha uzun boylu olacağı için ve patlayıcı kuvveti biraz daha güçlü olabileceği için çeviklik noktasında bilemiyorum. Yani e, riskli olabilir çünkü biraz kütlenin çok de kütlenin de biraz böyle şey olması lazım. Yani şimdi uzun boylu olan yarışmacıların dezavantajını görüyoruz. Yani daha önce erkeklerde de çok uzun boylu olan yarışmacılar gelince onun dezavantajını yaşıyorlar. O biraz böyle çeviklik noktasında sıkıntı yaşarlar mı diye düşünüyorum. Ama bazı voleybolcular var. Gerçekten çok çevik oluyorlar. Ya örnek veriyorum mesela şu an milli takımdaki gözün kapalı liberolardan birini al Survivor'a getir, uçarlar ama liberolardan birini. Hmm. Niye? Çünkü daha Survivor için alteronlara sahipler, daha çevikler. Ee, ama işte bir tane orta oyuncu dediğimiz oyuncuyu alsan mesela 1.90 küsür boyunda bir <laughs> kadın oyuncuyu alsan yani o Survivor'a çok başarılı olamayabilir. Bir voleybolcu olduğu için ben de sen de voleyboldan geldiğin için bu örneği veriyorum. Bilemem tabii belki yanıltan birileri olur. Daha önce geldi ee, bir arkadaşımız gelmişti voleybolda. Çok başarılı olamamıştı mesela kadın voleybolcularda. Yani bu arada atış yeteneğini ayrı tutuyorum. O bir yetenek zaten. Hani belli spor dallarında da hedef devirmiyorsun yani baktığın zaman ama onu hedefe atabilen yarışmacılarımız yetenekli olduğu için artı belli sporsal e, faaliyetlerden geldikleri için başarılı oluyorlar. Mesela Berna'yı düşünün. Berna'nın atışı iyi olsa hızlı ve kendi fiziğine göre çok güçlü de bir yarışmacı. Bütün statik oyunları neredeyse kazandı ya da takımına sayı kazandırdı. Yani Berna Fiziğine, gücüne ve e, kabiliyetlerine atış yeteneği ekle. 10 numara kadın yarışmacı olur bence. Alene Kalaycıoğlu voleybolcu muydu? Voleybol oynuyordu. Plaj voleybolu. Şimdi var. şöyle Abi bir durum var. Değil. Şimdi tabii ki hani voleybolda özellikle smaç atarken... ...hani kol kaslarını nasıl çalıştırıyorsun? Nasıl bir vuruş sergiliyorsun? Şimdi bunu iyi yapan kadınların Survivor'da da kol gücüyle atışları <laughs> çok isabetli... ...ve net attığı gibi bir e, formül gözümde canlanıyor. Bilmiyorum çünkü yani... Şu anki Survivor'dan değerlendirmeye çalışıyorum. Tabii ki atletlerin ciddi bir başarısı var bence. Hani hani buradan atlet olup da katılmak isteyen varsa... Ayşe mesela tenisçi. Tenis Efendim? oynuyordu Ayşe. Ya, tenis top oynuyordu. En iyi atışçılardan biri Survivor'da. Top duygusu olan insanların, yani bu teniste olabilir, voleybol, basketbol, özellikle basketbol. Yani ben mesela basketbolcularda, kadınlarda özellikle guard oynayan kadınların mesela çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Hiç unutmam bundan yıllar önce Hanzade Survivor'a gideceğim, gidiyorum, acaba gider miyim o elemelere girdiğinde... Benden tavsiye istedi. Bence ben sen ne yapacaksın? Seçilirsen ben ne yapayım? Dedim ki evde her şeyi bir şeyle bir yerlere at dedim. <laughs> evet, Aynen bunu öyle. söyledim. Mesela ne, ne yapayım? Yani mesela al dedim bir sürü A4 kağıdı al dedim. At bir tane bir çöp kutusu yap bir köşe Oradan onu at dedim bütün gün. Elin bir şeye alışsın. Bir yeri bir şeye sokmaya çalış. Bir yeri vurmaya Atabiliten çalış. Atabiliten olsun. Onu yapmasam ne olacak bu Her şeyi yap atmasam. dedim yani. Bir tenis topu al mesela. Tenis topunu bir yerden bir yere yuvarla. Yani senin... Bu becerinin gelişmesi lazım. Niye azade ne voleybol oynamış ne tenis hı hı. oynamış ne futbol oynamış ne basketbol oynamış. Toplağa top duygusunu şey geliştirmiş. lazım. hiçbir evet çok. O top duygusunu şeyler. geliştiren insanların Survivor'da daha başarılı olma ihtimali yüksek. Efendim diğer oyunlara da geçelim. Damla'ya bir kez daha geçmiş olsun. Direklerimizi sunuyoruz. Şimdi Özgür Batuhan mücadelesiyle başlayalım çünkü bence masamız için sürpriz bir sonuçtu. Bu arada damla elenir diyenler üçümüz müydük? Üçümüz. Biz üçümüz bir alkışı Hak ediyoruz. Murat abiciğim siz... Murat abiye de bir söz hakkı doğdu. Murat abiye <laughs> söz hakkı doğdu şu an. Özgür demişti. De, özgür yine eğlenmedi. Buyursunlar Murat abiciğim. Ben yine bundan sonra yine özgür diyeceğim. Tamam. Ee, özgür mi? takıntım bitmeyecek. Nasıl Tabii. özgür aday olacaksın? Neden dersen... <laughs> şöyle söyleyeyim. Çünkü benim aslında ben aslında kendi kafamda düşündüğüm zaman sanki ben doğru yolda ilerliyorum fakat son anda o ilerlediğim doğru yoldan Özgür'ün mucizevi <laughs> hareketleri beni döndürüyor. Aslında ben mantıklı düşünüyorum. Niye mantıklı düşünüyorum? Çünkü Özgür'ün ilk oyunlarda iyice yorulacağını ve yenileceğini söylemiştim zaten. Batuhan'ın yeneceğini söylemiştim. Batuhan Özgür'ü yenecek, Özgür'le Damla finalde oynayacaklar demiştim. Özgür'ün Batuhan'a yenilip yorulacağını ve en son oyunda da Damla karşısında o yorgunluğunu üzerinden atamayıp Damla'ya Damla yenileceğini düşünmüştüm. Nitekim de zaten izledik Özgür mahvoldu adam mahvoluyor 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 ben diyorum ki artık Özgür yarışı bırakacak raddesine geliyor adamın konuşacak hali kalmıyor yürüyecek hali kalmıyor bittim diyor öldüm öldüm diyor ama adam can siperhane çıkıyor ve mucizeyi gerçekleştirip tekrar dönebiliyor aslında benim düşüncem o. O yönde olduğum için ben artık o adamın pes edeceğini düşünüyorum. Mantık da onu gerektiriyor. Ama adam etmiyor abi ben ne yapayım? Ben o adamın pes edeceğini düşünüyorum. Ama adam gerçekten bir mucize gerçekleştiriyor. Kendi de söylüyor. Gidemiyorum artık. Öldüm, bittim, yürüyemiyorum, mahvoldum diyor. Fakat adam... O zaman Murat abi, abi görüntüleri yani. dönebilir miyiz Tuba'dan rica etsek? Çünkü Özgür'ün oyun içerisinde çok pes ettiği an oldu bıraktı dediğimiz çok an oldu ama bırakmadı. Şimdi şu başını bir alabilir miyiz? Başına bir sesle alabilir miyiz? Derin <laughs> nefes alamıyorsun değil mi böyle? Şurada duvar var sanki burada. Bulaştırdık sana da. Kesin benim gibi oldu. Benim de öyle buradan sonra böyle derin nefes alamıyorsun. O gelaydan aynısını bulaştı. O da öyleydi ya. Maşallah şimdi benim benim özgür dememin sebebi bunlar. Yani bunları yaşayacağımı ben biliyorum beynimde. Özgürüm bunları yaşayacağını ben biliyorum. Burada problem yok. Ama Siz adam yaşından sebep mi bunları yaşayacağını hasta şey hast olduğunu biliyordum. Bu arada gripsel yani Hayır hayır bunları derken ciğer, ciğer kapasitesini kullanamay hasta olduğu için. Hayır hayır şöyle. Virüs gibi hastalık olabilir. olabilir kendi vücudunun bitkinliği olabilir. Adamın artık yaşayacağı, vücudunun bitmesi. Bunların yani hepsini göz önüne alıyorum göz önüne ben. Alarak yani e sırf bu e hastalığı değil ki şimdiye bu kadar ben artık şimdiye kadar kaç kere özgür dedim? Niye özgür dedim? Çünkü bunları yaşayacağını biliyorum. Fakat adam bir de ilk oyunda mesela örnek ise işte Batuhan'a verdim. İlk oyunda kaybedip bu adamın iyice biteceğini, pilinin iyice biteceğini düşünüyorum beynimde. Nitekimde bitiyor adam. Ama bu Kend bulaşıcı bir şeyden bahsediyorlar. Yani. Gribal bir durum var gibi. Hayır hayatım, yani. Ya Hayır şöyle, Murat abi şöyle diyor. Ben, ben yani genel. Bu tarz hastalıklar olur. Evet. Soğukluk Sırf olur, sıkıntılar olur. Yani. Özgür'ün bunları atlatamayacağını görüyoruz. Yoruluyor adam. Şimdiye kadar şimdiye yani. kadar hep hastalandım abi. Daha önce de adam "Bittim, öldüm." dedi. Hı hı. Yine vücudu vücut gitmiyor adamın artık. E, vücut gitmiyor. Ben de bunları kafamda kuruyorum. Bırakır diyor. Kuruyorum de. ve özgür diyorum. Nitekimde o geliyor adam. Ama muci, mucizevi bir şekilde adam tekrar dönüyor. Onu da ben bilemiyorum. Ama şimdi mesela bir daha eğer Özgür yine girerse duello'ya yine ben Özgür Eren'e diyeceğim. Çünkü yine bu diye geleceğini biliyorum ama bu sefer yine mucize gerçekleştirir mi gerçekleştirmez mi onu bilemiyorum ama bir gün gelecek yani bir gün derken herhalde artık vakit de kalmadı. Bu adam bir gün pes edecek gibi geliyor bana. Ha etmezse de Helal olsun ne diyeyim ben o zaman beni de yanıltır herkes de yanıltır etmez. Ama şu gidişat gördüğüm adamın pes edeceği bir hava var adamda ama etmiyor ben ne bileyim abi. Ben, Şimdi hı. tabii ki buyurun buyurun. Ben tam tersini düşünüyorum mesela bu kadar bunları yaşamasına bu yorgunluklara yaşına rağmen bu e, başarıya ulaşıyorsa onun yerine başkası olsa çoktan elenmişti diye düşünüyorum. Yani aslında bu bir mucize değil. Özgür'ün ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Hani diğer yarışmacılar noktasında onların kondisyonunda onların dinamikliğinde yarışan bir Özgür zaten hani arkasına dönüp yani rüzgarını hissedemezmiş demek ki diğer yarışmacılar ki bu kadar zorlanan bir adam. Bu yedinci artık sekiz mi? Bugün yedinci bitti herhalde. Yedinci düellodan bu halde artık üzerine bir de hani bulaşıcı bir durumdan bahsederken grip belki soğuk algınlığı hani o kadar gibi oldum bak bende de var akciğerlerinde tıkanmalardan bahsederken bu performansı sergiliyorsa ben buna mucize demem ayakta alkışlarım Özgür'ü dolayısıyla onun e, mental kontrolüne kendi mentalitesini kontrol edebilme kapasitesine aynı zamanda fiziğine de yön verme kapasitesine ve atış kabiliyetine bağlıyorum yani başka hiçbir açıklaması olamaz Özgür gerçekten bu sezonun hani Şampiyon olur olmaz bilemem. Ola da bilir bu arada. Hani bir yerde pes edecek. Belki de o final gecesinin ertesi günü evine gidip yatarak dinlenmeyi seçecek. Hani belki şampiyon olamaz diyemiyorum çünkü. Olmasa da benim için şampiyonlardan biridir. Çünkü gerçekten bir destan yazıyor şu an içeride. Buyurun. E bu arada ya... Batuhan maçını yorumlamadım. Yani o... Yo tabii ki. İhsan'ın da bir fikrini alalım. Valla ben de tebrik ediyorum. Yani Özgür çok büyük bir şey başarıyor. Ee, Murat abi katılıyorum. yani Murat abinin Özgür demesini de haklı buluyorum bu arada. Yani çünkü o görüntüyü Özgür bize veriyor. Şimdi Batuhan'la bundan iki ay önce oynadığı mücadeleleri düşünün. Bir de bugün oynadığı mücadeleyi düşünün. Batuhan'la bundan önce kafa kafaya oynayan bir adamdı. Yine 2-0'dan geriden gelip bu sefer Batuhan'ı 5-3 ve 5-4 yenebilen bir adamdı. <laughs> ne değişmiş olabilir? Bence Batuhan'da bir şey değişmedi. Batuhan o günkü Batuhan. Yani Batuhan yine fit, yine genç, yine aktif ama özgür yoruldu. Üstüne bir de hastalık geldi. Mesela 5'te 5 ile geçtiği sembol atışlarını 5'te 5'te geçemiyor 5'te hatta 10'da 5'te filan geçiyor bazen 10 atış yapıyor bitiremiyor filan ee, belki bugünkü şeyin e, ekstra bir durumu olabilir yani rahatsızlığı tamam ondan sonra bir yandan nefise e, damla oyunu var bir bakıyor nefise damlayı 5-0 yanıyor otomatikman bir rahatlık geliyor diyor ki benim zaten enerjim tükenmiş Bari ben enerjimi biraz daha acaba oraya mı saklasam? Acım. Şimdi o psikolojiyle de oynuyorlar. Ama şimdi bir yanda şimdi öbür tarafta mesela nefise ogeda oynasa, şimdi Özgürle Batuhan bu oyuna bu kadar rahat çıkmazlar. İkisi için de söylüyorum yani. Batuhan da biraz daha asılır, Özgür de biraz daha asılır. Der ki yani ben bunu kaybedersem karşımda çok ciddi bir rakip olacak. Ama onun da rahatlığıyla oynadıkları için o psikolojiyle çıktıkları maç üstüne hastalık, üstüne rahatsızlık. 2 ay önceki Özgür'ü şu an göremiyoruz parkurlarda. Evet. Ama dediğim gibi yani belki de bir maç olur ve Özgür'ün hastalığı da geçerse eski Özgür bir anda geri gelebilir ama bir dinlenmesi lazım. Böyle bir iki gün bir rahatlaması lazım Özgür'ün. Şimdi özellikle ben iki haftadır bu mevzunun üzerine parmak basmak istiyorum. Mavi takım yarışmacılarında damladan başlayan bir hastalık söz konusu oldu. Ve bu hastalığın böyle semptomlarına baktığımız zaman genelde Covid geçirdikten sonra onun benzeri ama daha minimal ona benzeyen yani Hani hem grip gibi mi diyeyim hem covid gibi mi diyeyim böyle nefesin alınamadığı, bazen ateşin yükseldiği, halsiz e, insanların düştüğü ki bu hava geçişlerinde sadece yarışmacılar için değil bence Türkiye'de şu anda çok var. Hepimiz bir salgının içinden geçiyoruz. Yani o yüzden dikkat etmekte fayda var. Böyle hava geçişlerinde olabiliyor. Ve bu yarışmacıların gücünü çok aşağı çekti. Ben Damla'yı gördüm. Bakın Damla 4-5 gün bitikti. Gerçekten bitikti. Ondan sonra Ogeday'ı gördüm. Ogeda nefes alamıyordu farkındasınız değil mi? Nefes alamıyordu adam yani. Şimdi bugün biraz daha iyi gördüm ama o da Ogeda oynamadı bugün. Özgüre satmış o da şeyi. Ee, aynen şimdi Özgüre Seda da ya Özgür ve bak Seda diyor ki şimdi bir de hastalık olduğu belli bizden sana bulaştı diyor. O da diyor ki aynı şişeden su içiyoruz. Aynı şişeden su içmeyle hastalık bulaşır. Yani bulaşır. O yüzden dikkat etmek lazım. Yarışmacıların da dikkat etmesi lazım. Bol sıvı tüketmeleri lazım. Gerçi orası güneşli bir ortam ama yine de gecesi soğuk oluyor, ıslak kalıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Yani izliyoruz televizyondan izlemek gibi değil. İzlemek gibi değil. Yani bize çok hoş geliyor izlerken ama o yarışmacılar orada ciddi sıkıntılar çekiyor. Bunları göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Özgür Batuhan mücadelesi Murat abi hani ne, ne söylersiniz bu mücadeleyle ilgili? Yani, e, 5-1 Batuan'ın net bir skoru var. Batuhan iki kere yenilmişti Özgür'e. Bu sefer e, yine işte demin söylediğim yani ben Batuan'ın Özgür'ü yeneceğini iddia etmiştim bu masada. Hı hı. Ve o iddiamı da kafamda hep Özgür'ün e, bu e, yorgunluklarla bu işi yapamayacağını, çıkaramayacağını düşünüyordum. Nitekim de Batuhan karşısında eski Özgür'ü yine göremedik yani. Çünkü normalde Batuhan'ı iki kere yenen adamın. Yine yenebilirdi Batuhan'ı ama Özgür artık vücut iflas etmiş hale geldi. Sonda da tabii Damla ile oynaması da e, Özgür için bir şans oldu. Çünkü Damla'nın da hali yok. Yani Damla da hele bu atışlarda Damla hiç yapamıyor omuzundan dolayı. Damla'nın da bir hali yok. Oradan Özgür mesela şimdi son oyunda Damla yerine daha böyle güçlü o anda hani daha böyle omuzu şey olmayan falan biri çıksa bence Özgür gidecekti. Ben sana söyleyeyim. Ben yani Özgür bakma hani kurtardı da Bence bugün mucizevi kurtardı. Damladan dolayı kurtardı. Damlayana daha güçlü biri olsaydı Özgür. Özgür'ü bugün Özgür, Özgür gidecek. Çok sallandı ama hastalığından ama. E işte ama hastalığından tamam yani işte o ama bir şeyler oluyor yani. Hastalık e işte bilmem ne şudur budur. Yani veriler onu gösteriyor ama son dakika olmuyor. Olmuyor. Buyurun. Hazreti. Ben de öncelikle Batuhan'ın bugünkü başarısına bağlıyorum bu e, maç skorunu. Sonrasında İhsan'ın değindiği bir yer var. Ben de kesinlikle katılıyorum. Yani... Özgür bir yerden sonra şimdi bu oyunu 5-4'e çeksem hani ben 4 Batuhan 5 9 maçtan sonra Damla'nın karşısına çıksam bana eksi yazar diye düşündü. Bu da hastalıktan sebep bence. Hem de rakibin Damla olmasından. Yani orada çok güçlü bir rakip olsaydı Özgür hasta bile olsa bu maça Batuhan maçına daha çok asılırdı. Ama aslında aklını kullandı. Zaten yorgun bir fizik. Üstüne hastalık gelmiş. Üzerine rakibinin Damla olduğunu biliyor. Damla'nın atamadığı atışlarda kendisinin en iyi olduğunu biliyor. Dolayısıyla Özgür için en mantıklı şey bu Batuhan maçına yorulmadan çıkmaktı maçından. Ee, yani aslında dördüncü oyunda belli oldu her şey. 2-1'de Batuhan bir mental sallandı. Böyle bir panik oldu yani gözlerinden ve tam ne dediğini hatırlamıyorum ama belli belliydi. Yani acaba yine mi yakış yapışacak yakama noktasında. Ne zamanki 3-1 oldu? Orada bence ikisi de için maç netleşti. Batuhan da kendi yolunda, Özgür de e, finale kendini hazırladı. Batuhan'ı şu yüzden tebrik ediyorum. Aslında aynı Batuhan dedik ama Batuhan'da farklar vardı. Çok detay böyle nüans dikkat ettiği şeyler olmuş. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Helal olsun bu arada. Çok bence başarılı bir hareket. Maçlar bu arada kafa kafaya geçen çok maç oldu. Hani öyle Batuhan çok rahat aldı diyemem. 3 lobuta 3 lobut kalıyor mesela. Batuhan'ın bir maçta lobutları en son atışta biri en başta, biri ortada, biri en sondaydı. Özgür'ün en sola yaslı üç tane yan yanaydı. Batuhan çıktı yani oyun bittikten sonra kendisi anlatıyor. O orada üç tane arka arkaya atar mıydı? Atardı. Ben o yüzden hiç yer değiştirmeden olduğum yerden attım dedi. Yani Batuhan normalde ortanın karşısına geçip ortadan atarsın. Sonra sağa bir atım atıp en sağdakini vurursun ya. Batuhan orada risk aldı. Çünkü risk almamak da bir risktir benim için Özgür karşısında dedi. Helal olsun çok zeki ve hem çevik hem de ahlaklı bir hareket. Ee, en soldan bütün lavutları oradan devirdi. Olursa olur olmazsa olmaz noktasında ve Batuhan aldı o oyunu. Yani böyle böyle detaylarla Özgür'ü Yendi ve gerçekten buna çalışmış da. Özgür böyle bir adam. Özgür yani düelloya çıkınca anlarsınız noktasındaydı zaten. Ee, Özgür'den bu tarz oyun alınabiliyor. Yoksa sen öyle sağa adım atayım sola gideyim toplarken yavaş toplayayım. Hop Özgür orada arka arkaya eli bir tutuyor deviriyor. Bunu Batuhan'dan da dinledik. Rakibini iyi analiz etmiş. Tebrik ediyorum. Buyurun. Ee, Özgür'ü konuştuk ama Batuhan'ı tebrik etmedik. Batuhan'ı tebrik ediyorum. Yani sonuçta bugüne kadar yenemediği düelloda yenemediği bir ismi yenmiş oldu. Aması var mı? Var ama yani sonuçta yenmiş oldu ve e, hiç düşmediğini gösteriyor Survivor'da. Yani biraz daha yükselerek gidiyor. E, bununla ilgili sadece şöyle söyleyeceğim. Yani bu oyunla ilgili e, Hazardin dediği gibi bir tane oyun çok net bir oyun. Yani aslında o 1-3 olduğu oyun oyunun rengini belli eden oyun. Çünkü zaten Batuhan Özgür oyunları hep Batuhan'ın 2-0 üstünlüğüyle başladı bugüne gel. Hep yani üç kere oynadıklarında da hep Batuhan zaten 2-0 başlamıştı oyuna. Sonra Özgür onu yakalaması, yine aynı şey oldu. Yine 2-1 Özgür geliyor. O işte 3 son oyun var 4. oyun daha doğrusu. O dördüncü oyunda Batuhan eğer orada Özgür 2-2 yapsa maç biraz daha kapışmalı gidebilir. Ama oyun 3-1 olduktan sonra Özgür'e dikkatli izleyin zaten Özgür yürümeye başladı. Yani 3-1'den sonra Özgür dedi ki tamam bir sonraki oyuna ben yani. enerjimi tutuyorum. Hiç asılmama gerek yok ben dedi. Bundan sonraki muhtemel damla gelecekti zaten. Damla mücadelesine kendimi saklayayım dedi mantıklı mı mantıklı hele hele hastaysan çok mantıklı yani. Evet, Murat birken çok pardon Nefise Damla 4-0'dı. Hani belli olmuştur rakip artık. Murat Abiciğim Nefise Damla mücadelesi Nefise Nefis. Damla mücadelesine devam edelim. 5-0'lık net bir skor. Nefisenin ilk düelloya girişi bu arada. Nefisenin ilk düelloya girişi de <laughs> Ben ee, tabii bu atışlarla falan çok anlamadığım için yani onu mu aldı bunu mu aldı onu mu seçti bunu mu seçti o toplara ben çok girmediğim için siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Damla'nın bu omuz problemi var ya hı hı. Nefise acaba Damla'daki bu omuz problemi hani böyle atıyor ya böyle atmada zorlanırsın. Küçük kum torbasıyla labut devirmede acaba Nefise Damla'nın bu omuzundaki o problemi düşünüp de bunu seçmiş olabilir mi? Çünkü Damla omuzundan çıkaramıyor ya. Orada hem öyle onu bir müşteri hem kendinin de iyi de olduğu bir atış. Ama es, bence onu da düşündü sanki. Çünkü Damla zaten da, görmüyor musunuz? Damla böyle atamıyor yani. Damlanın attığı şey gitmiyor. Ancak masaya falan damla vuruyor mesela. alta. Anladın mı? Böyle atıyor Damla alttaki masaya falan vuruyor. O omzundaki problemden dolayı Damla'nın o atışlarda zorlanabileceğini düşünmüş de olabilir. Eğer onu da düşündüyse zaten oradan da zaten Damla atamadı yani. Yani şöyle söyleyeyim şu özellikle ikinci standta Nefise'nin atışları var ya olay kolay oldu. kolay Nefise'yi o atışlarda kim Nefise yener diye yani. düşünüyorum. Çünkü atış şeklinden kaynaklı hem vuruyor ve süpürücülüğünü de yapıyor yani. Vurduğu laputun süpürücülüğünü de yaparak Herkes aşağı atıyor. Sakla atıyor. atıyor. küp gibi atıyor. Evet. 5-0 olmasının ana sebebi Nefise'nin bu atışlarda <laughs> mükemmel olması. Damların ise bu atışlarda omzundan dolayı attığının zaten gitmemesi masaya zor geliyor bazen Damlan attı. Yani kız yani böyle atamıyor. Hem Nefisen'in o oradaki başarısı hem Nefisen'in onu seçip de Damların da orada zaten zorlanması falan falan sonuçta 5-0 çıkmış oldu. Buyurun Evet Nefisen'in atış seçimi hakkı olduğu sürece bu atışı seçecektir küçük halkadan bahsediyorum yani ikinci etap ve kolay kolay da o atışta ben Nefisen'in yenileceğini düşünmüyorum kendi bir atış stili var. iki senedir bize izletiyor. Ee, ve hani kimsenin atmadığı bir atışı çok iyi bir şekilde atıyor. Ben o kadar merak etmiştim ki geçen sezon Domini'ye gittik ya. E, oyun alanına gittiğimizde denemiştim. Nefise de oradayız zaten. Onlar son dört kişi kalmışlardı galiba. E, ve gerçekten aslında atabildiği zaman çok daha verimli bir atış. Yani halkayı frisbee gibi atıp dönerek giden bir halkanın bir şeyler devirmesindense nefise gibi yani taş atar gibi o halkayı atıyor. Ve halka zaten çapı da belli bir genişliği olduğu için bazen iki lobut, üç lobut deviriyor en mantıklısını yapıyor ama başka kimse niye bunu denemiyor niye ona geçmiyorlar onu da bilmiyorum. Ama kendisine güvendiği bir oyun olduğu için bence Nefise'nin rakipleri ciddi zorlanacaktır bu atış seçtiği sürece. Evet İhsan Bey. Valla Nefise'nin ilk girişi ama girişi ve çıkışı aynı anda hıp hızlı oldu. Tebrik etmek lazım. 5-0 çok net bir skor. Atışları Damla'yı düşünerek mi seçti yoksa kendini düşünerek mi seçti? Ne seçti, seçti, seçti bilmiyorum ama kesinlikle doğru seçim. Yani ee, hem kendisinin iyi attığı hem de damlanın atamayacağı atışları yani aynı anda bulmuş bundan sonraki bir düello da Nefise muhtemelen yine seçici olacak çünkü Nefise en tepedeki isimlerden biri dolayısıyla hani ne seçer aynı atışlarını mı seçer herhalde ikinci atışta mutlaka aynı atışı seçer gibi geliyor ee, bana da tebrik ediyorum nefisi. Efendim Survivor Extra kısa bir reklam arasına gidiyor reklamlardan sonra buradayız Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Son mücadeleye geçiyoruz Murat abicim. Özgür Damla mücadelesi 5-1. Neler söyleyeceksiniz? Yani e, Özgür'ün pili bitti. Damla'nın da pili bitti. Yani iki tane pili biten yarışmacının son artık yani son raddede neler yapabileceğini ve neler yapmaya çalıştıklarını izlediğimiz bir mücadele oldu. Özgür'ün hali kalmadı ama rakibinin de hali yok. Yani Özgür'ün halinin kalmamasından yararlanacak bir rakip yok. Çünkü Damla'nın da hali kalmadı. Damla'nın da omzundan dolayı o eski hani o sezon başındaki Damla'yı göremiyoruz mecburen. E orada böylesine bir mücadelede Özgür Damla'dan daha iyi oldu. Neden oldu? Çünkü Damla'nın zaten Özgür'ü zorlayacak hali de kalmadı. Ama Orada Özgür zaten atışlarda iyi olduğu için filan orada Özgür yani Damla'yı İstanbul'a <laughs> yolladı Özgür. Ama yani hani bu e, oyunda e, Damla'nın artık mücadele edecek ben halinin kaldığını hissetmedim. Çünkü omzundan dolayı Özgür onu ondan yaralanıp işi bitirdi. Buyurun. Evet Damla zaten 5-0'lık bir e, mağlubiyet sonrası mental ve fiziksel olarak çökmüş bir şekilde Özgür'ün karşısına çıktı. Özgür böyle durumları daha iyi yönetebilen biri. Artı Damla bu ilk masadaki atışta zaten zorlanarak Nefise ile yarışmıştı. E, Özgür hem bunu gördü hem kendisinin geçen haftadan ve hatta bugün de ele alışık olduğu oyun olduğu için elinin iyi olduğunu biliyor. O e, atışları seçti. Zaten Damla bence yenik başladı dolayısıyla bu düelloya. Ve tabii duymuyorlar be aslında ama Murat Ceylan Selamuni de soruyor ya kim elenir diye. Mutlaka bu adada da konuşuluyordur. Yani zannediyor musunuz ki hiç kimse ağzını açmıyor. Atakan ve Seda hariç herkes Damla'nın eleneceğini istemek değil ama tahmin yani öngörüde bulundu. E bu psikolojiler zaten Damla'nın bence de bana kalırsa da bu hafta eleneceğinin sinyallerini veriyordu. Dolayısıyla ben de şaşırmadım. Buyurun İhsan Bey. Evet yani Özgür ve Damla mücadelesinde Özgür'ün zaten seçtiği atışlar kendi atışları da olduğu için. Damla'nın da Murat abinin parmak bastığı yer. Yani omuzdan çıkan atışlarda da başarılı olamadığı için üstüne yine aynı şekilde iki tane atış geldi. Damla'nın yapabileceği yani atış nedir? Halkadır, stiktir. Yani Damla'nın düellolarda var olabilmesi için belli atışlar çok iyi. Yani Damla belki de bugün bile kaybetmezdi ama o belli atışları seçmesi için yüzde lazım. Yüzde olarak nerede Damla? Şu anki ekibin içerisinde en sonda. Dolayısıyla da Damla'da böyle bir şans da olmadığı için Damla zaten aslında biraz böyle... Ee, şanssızdı ve oraya gitti. O son oyunda da artık ben de yani baktım Özgür e Atı Sarı sonra geçmiş olsun demiştim. Ben onu diyorsam izlerken muhtemelen oradaki yarışmacılar da Özgür de hatta Damla da aynı psikolojiyle maça çıkmışlardır. Ee, diyecek bir şey yok yani çok belliydi skor. Peki şimdi önümüzdeki haftayı değerlendirelim. Çünkü bireysellikten önceki son haftaya girdik. Mavi takım için yarı bireysellik başlamış diyebiliriz. Çünkü içeride 4 yarışmacı şimdi. kaldı ve e, oylar tam ortadan ikiye bölünecek. Yani Seda ve Ogeday bence birlikte oy atacaklar. Özgür ve Batuhan da birlikte oy atacaklar. Peki kim karar verecek kimin potaya gireceğine? Kapı. Takım Kapı. kaptanı karar verecek. Sizce mavi takımda nasıl bir pota bizleri bekler önümüzdeki oyunlarda Murat abicim buyurun. Şimdi Seda ile Ogeday beraber olacak. Batuhan'la da Özgür beraber olacak. Yani <laughs> kim yazılırsa kafa kafaya çıkacak. Ve kafa kafaya çıktığın zaman da takım kaptanı Yani orada bir edecek. yarı bireysellik devrede gibi bir durum evet. var şu anda Hani lobi hiç kalmadı gibi bir şey aslında Yani orada orada e, oyun içerisindeki performansla kim kaptan olacaksa Son sözü o söyleyecek o Onun için de takım kaptanı olmak çok önemli olacak mavi takımda Diğer kırmızı takımda da kaptan maptan olmaya gerek yok Diğer kırmızı takımda kaptansızlık <laughs> var Diğer takım rahat yani öyle kaptana maptana gerek yok Buyurun Evet sana katılıyorum. Lobi hiç yer yok şu an mavi takımda. Zaten 2'ye iki oylar belli. Ee, kaptan konuşacak. Hani kim kaptan olur onun olasılığı konusunda konuşabiliriz. Özgür'ü bir tık daha geri planda görüyorum kaptan olma ihtimalinde. Çünkü çok oyuna çıkıp çok maç kazanmak gerekiyor. Daha çok oynayacak isimler işte e, Seda Ögeday ve Batuhan arasında dönecektir. Ve üçünde de her şey olabilir. Yani Ogeday bir gün geliyor beşte beş yapıyor. Bir gün dörtte sıfır yapabiliyor. Bu herkes için geçerli. Sadece Ogeday değil. Dolayısıyla kim kaptan olur sorusuna hiç cevabım yok. Her gün başka biri de kaptan olabilir. Çok da olası oldu da. Ama dediğin gibi mavi takım bir erken bireysel hafta yaşayacak. Yani Survivor haftası olarak bakıldığında. Buyurun Nisan Bey. Yani bu durumda zaten şunu düşünmek lazım. Ee, Seda veya Ogeday'dan biri kaptan olursa kimi yazarlar? Kimi söylerler? İlk yazacakları, ilk söyleyecekleri. Özgür şey, mü? Özgür olur. <laughs> Batuhan veya Özgür kaptan olursa da ilk söyleyecekleri Seda olur diyor. Yani demek ki orada muhtemel adaylar Seda ve Özgür üzerinden devam edecektir. Diğer tarafta zaten adaylar belli. Niye ama? <laughs> bence o Geday da olabilir abi. İsterse Niye? yani isterse Yani bence olur. işin sonuna geldik ve bayağı bireyselleşti iş. neden şampiyonluk rakibini potaya atmak istemesin ki? Bile. şu an potaya sokmamak demek şey demek. O kadar çok özeyiz. Yolundan çekildik, sen ama yürü. Ama biraz da çekilme durumunda konuştuk ya yani. O ama bu Ogeday... hafta bu hafta değil İhsan ya. Yani Dediği gibi zaten 10 gün sonra final olacak. Hani onu evet. böyle alkışlamak istiyorlarsa tabii çekilsinler. Dün dünle bugün arasındaki fark ne? Yine takımlar var Dün bugün yani. değil. artık bu bireysellikten bence önceki bu arada son oyun. Bence ayın... istiyor abi. Evet, İstiyordu adam gelmiyor da adam gelmiyor. <laughs> önceki... <Bireysellikten gülüyor> önceki... adam, bence... adam gelmiyor dedi. Adamı yapmıyorlar. Ha, yani. Bir adam, adam hastaydı. Geliyor. Bu arada Hayır çok adam gelmiyorlarken yani adam içeri girmiyor anlamında söyledim ben Hastalığı yani. çok büyük bir etken oldu orada. Seda'nın çünkü vicdanını sızlattı bence. Hani şimdi artık hasta olmayan son haftadaki dayı potaya Seda değilse de diğerleri sokacaktır. Teşekkürler İhsan Bey. Evet Murat abicim siz ne güzel sarı giymişsiniz öyle efendim. Evet, evet. Murat abicim. Sponsoruma teşekkür ederim. Çok teşekkürler Murat abinin sponsoruna. Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Selam Faslı'ndayız. Buyursunlar. Efendim bizi izleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Buyurun İhsan Bey. Ben de e, bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar, Hı -hı. iyi geceler diliyorum. Evet. Ben de sevgili Hülya Yalçınkaya'ya selamlarımı, <laughs> sevgilerimi gönderiyorum. Salı günü ameliyat olacakmış. Bizden moral motivasyon istedi. Bütün motivasyon sizinle olsun. Ve de sevgili yeni tanıştığım aslında kısa bir zaman önce Cemal Ünen'e çok sevgilerimi iletiyorum. İhsan'cığım sana da Cemal, Cemal abi, abi çok mi? evet, Oo, sevgilerimi Cemal iletti. Çok sevgiler Cemal abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar herkese. Bizi gezdirir. Dünyanın evet, her dünya, noktasına götürür. İnşallah götürürüz. Cemal abi sayesinde... Bir yere gitmek istiyorsan, dünyanın neresine gitmek istiyorsan... ...Cemal abi diyorsun, seni gönderir. Dünyayı gezeceğim Furkan. Bu yaz Cemal abi <laughs> sayesinde... Umarım... Hadi bakalım. Aynen. Efendim ben de hepimiz adına bugün Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği... ...Büyükçekmece Kültür Sanat Ekibi'nin düzenlediği... ...el sergisi çalışmalarının olduğu, el çalışmalarının sergisine gittim. Orada yengem de öğretmenlik yapıyor... Hmm. Herkese çok selam söylediler. Ee, bütün izleyenlerimizin de bu sergiye katılmasını istiyoruz, bekliyoruz. Tamamen el sanatı, bütün içerideki gördüğünüz her şey e, bekliyorlar sizi de diyelim efendim. Ve buradan başta yengem olmak üzere bütün öğretmenlere kocaman selamlarımı gönderiyorum. Survivor Extra'nın sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten sonra sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.